Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehdum YouTube kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızın oynatma listelerinden ders kitabının cevaplarına, Arapça ders kitabının cevaplarına ve diğer yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz oynatma listelerinden. Videonun hızı sizler için hızlı veya yavaşsa oynatma hızından hızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Videonun altında yorumlarda tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız memnun olurum. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Sınavda aynıları benzerleri çıkabilir arkadaşlar. Ama mutlaka size fayda sağlayacaktır. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. İbadet, sünnet, fıtrat, iman, riya. Bunlar arkadaşlar kısaca hatırlayacak olursak ibadet Allah'a kulluk etmek, sünnet yani davranış arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu sözler ve davranışlara sünnet diyoruz. Fıtrat yaratılış, iman, arkadaşlar inanmak, riya, gösteriş. Bunları yerine yerleştirelim. Yaratılış manasına gelen nokta dünyada her doğan insanın İslam dini üzere yaratıldığını ifade eder. Fıtrat arkadaşlar, her insan İslam dini üzere doğar arkadaşlar. Yaşadığı çevre, toplum onu değiştirir veya fıtrat üzere kalır arkadaşlar. Geldik. Sözlükte yol, adet, hal, tavır, davranış anlamına gelir. Sözlükte arkadaşlar sünnet olacak bu da. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu davranışlar dedik biraz önce. Sünnet. Sünneti buraya yazacağız. İnanmak, tasdik etmek ve onaylamak anlamına gelir. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahireti, kaza ve kaderi kabul etmektir. Bu da iman olacak arkadaşlar. İmanın şartı 6 tane. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teala. وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. İmanın şartı 6 tane. Şurada imanın şartlarını arkadaşlar hatırlatalım. İmanın şartı. İman. Hemen kısaca hatırlatalım. Allah'a inanmak. Allah'a. Allah'a. Meleklere. 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 Kitaplara, 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 dört tane arkadaşlar kitap vardı. Kutsal olan, yani Allah tarafından gönderilen İncil, Zebur, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim kitaplara, peygamberlere inanmak. Peygamberlere inanmak. Fare arkadaşlar tutukluk yaptı. Peygamberlere, kaza ve kadere inanmak, kaza ve kader. Ahiret gününe inanmak. 6 tane arkadaşlar. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak. İslam'ın şartı ise arkadaşlar İslam 5 tane kelime şehadet getirmek. İslam'ın şartı 5. Bu da belki çıkabilir. Hatırlatalım. Kelime şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek arkadaşlar. 5 tane. Kelime şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. Evet. Dünyevi çıkarlar elde etmek veya başka sebeplerle dindar gibi görünmek veya ibadetleri gösteriş olarak yerine getirmeye arkadaşlar riya denir. Dünyevi çıkarlar uğruna arkadaşlar gösteriş için yani ibadet etmek, gösteriş yapmaya riya diyoruz arkadaşlar. Dünyevi çıkarlar elde etmek veya başka sebeplerle dindar gibi görünmek veya ibadetleri gösteriş olarak yerine getirmeye riya denir. Yani bir nevi arkadaşlar bu aslında münafıklıktır. Allah'a kulluk etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için yaptığımız her türlü iş ve davranışa ibadet denir arkadaşlar. Yani kulluk vazifesini yerine getirmek arkadaşlar ibadet. Evet, aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Yüce Allah'ın isimlerinden olan Samet hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Kul huvallahu ehad, Allahu Samet. De ki o Allah birdir. Allahu Samet o Samet'tir. Yani hiçbir şey ona hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. İhlas suresinde geçiyor.
Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Evet. Bütün ibadetlerimi Allah Celle Celaluhu için yaparım. Gösteriş olsun diye yapmam. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Biz ibadetimizi Allah için yapıyoruz. Dinimiz helalle haramı ayırmış ve alın teri ile elde edilen helal kazancı mübarek saymıştır. Evet arkadaşlar. Kişinin alın teriyle kazandığından daha bereketli bir kazanç, hayırlı bir kazanç yoktur arkadaşlar. İbadetlerde asıl olan ihlas ve samimiyettir. Bu da doğru arkadaşlar. İhlas ve samimiyet. İnsanlar yeni şartlara göre ibadet uydurabilir. Bu yanlış arkadaşlar. İnsanlar şartlara göre ibadet uyduramazlar. Kim Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'ın dinine koyarsa Allah onu lanetler. Kim de Allah'ın dininde olan bir şeyi Allah'ın dininde yokmuş gibi davranırsa veya söylerse onu da Allah lanetler arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Geldik müşrik, mümin, kafir, tevhid, münafık. Bu kavramları arkadaşlar aşağıda kelimeleri uygun olan ifadeyle eşleştiriniz. Müşrik arkadaşlar Allah'a inanıyor bu kişi ama Allah'a ortak koşuyor. Yani şirk koşuyor. Şirk koşan kişiye, Allah'a ortak koşan kişiye müşrik diyoruz. Mümin inanan kimseye. Kafir Allah'ın varlığını inkar ediyor. Tevhid Allah'ın bir olması demek. Münafık arkadaşlar iki yüzlü. Yani inananların tarafına geçiyor. Ben Allah'a inanıyorum sizden diyor. İnanmayanların yanına geçiyor. Ben sizdenim. Aslında inanmadığı halde inandığını söyleyen kişiye biz münafık diyoruz. O kafirden daha aşağı seviyededir. Kafirden daha da tehlikelidir arkadaşlar. Yani en azından kafirin ne olduğunu biliyoruz. Ona göre davranıyoruz. Ama münafığın ne olduğu belli değil. Yani hani bizdenmiş gibi görünüp bizim kuyumuzu kazabiliyor. Eşleştirmemiz yaparsak arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu ve İslam dinine inanan güvenilir kimseye mümin denir arkadaşlar. Bunu buraya yazalım. Eşleştirme şimdi arkadaşlar çizgi çekip karışık olacak mümin. Allah Celle Celaluhu ortak koşan kimseye müşrik diyoruz. Ortak koşmaya da şirk diyoruz arkadaşlar. Bu da müşrik. Allah Celle Celaluhu ve İslam dinini inkar eden nanköre ise kafir diyoruz arkadaşlar. Kafir. Allah Celle Celaluhu ve dinine inanmadığı halde Allah Celle Celaluhu ve dinine inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen iki yüzlü kimse ise arkadaşlar münafık, münafık diyoruz. Münafık. Allah'ın bir tek olması inancı arkadaşlar tevhid. Tevhid. Evet, bunları da buraya yazmış olduk. Şöyle eşleştirmemizi de şöyle yaparsak arkadaşlar karışıklık olmasın diye yazdım. Münafık şu şekilde. Kafir şu şekilde arkadaşlar. Mümin şöyle. Müşrik de böyle arkadaşlar. Evet, geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Yukarıdaki ayetlerin ortak noktasını sağdaki soru işaret Yukarıdaki ayetlerin ortak noktasını sağdaki soru işaretinin bulunduğu alana yazmanız istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alana yazılmalıdır? Evet. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özellikle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Enfal suresi 3. ayet. Enfal suresi 2. ayet. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızıklar vardır. Evet. Burada arkadaşlar bu özellik müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müminlerin mükafatı, müminlerin imanı, namazın şartları. Burada müminler o kimselerdir ki Allah'ın bir dakika yukarıdaki ayetlerin ortak noktasını sağdaki soru işaretlerinin bulunduğu alana yazman istenmektedir. Ortak noktası. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alana yazılmalıdır? Müminlerin özellikleri arkadaşlar, müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Şöyle, müminler o kimseler ki Allah'ın adı anıldığında kalpleri titriyor. Namazlarını özenle kılıyorlar. Bu müminlerin özelliklerinden bahsediyor arkadaşlar. Yani bu ayetlerin ortak noktası müminlerin özellikleri. Namazın şartlarından bahsetmiyor burada. Müminlere verilecek olan mükafattan bahsetmiyor. Müminlerin imanından bahsetmiyor. Müminlerin özelliklerinden bahsediyor arkadaşlar. Ortak özelliği yani. Ayet-i kerime de şöyle başlıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ayet-i kerime arkadaşlar şuradaki bu. Gerçekten hani Allah'ın adı anıldığında kalbimiz titriyorsa tam manasıyla arkadaşlar müminiz diyebiliriz. Ayet-i kerime o zaman bize işaret ediyor diyebiliriz. İnşallah bu ayete nail olanlardan oluruz. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İbadet, ihlas, iman, niyet. Arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Sözlükte bir şeyi içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamına gelir. Terim olarak ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah Celle Celaluhu için yapmaktır. Ayrıca kişinin Allah'a, Celle Celaluhu'ya, kendisine ve çevresindekilere karşı samimi ve içten davranması olarak da tanımlanır. Arkadaşlar bu kavramın adı ihlastır. İbadet Allah'a kulluktu. İman inanmaktı. Niyette niyet arkadaşlar. Cevabımız ihlas. Allah'ım beni yoktan var edip bana hayat bahşettin. Bunun için sana şükürler olsun. Allah'ım bana yazın ayrı renk ve tatta yaz meyveleri, kışın ayrı güzellikte kış meyveleri bahşettiğin için sana şükürler olsun. Yukarıdaki gibi Allah'a Celle Celaluhu'ya şükreden birisi bu şükrünü hangi davranışlarla pekiştirmiş olmaz? Şu soruya dikkat olmaz. Olumsuz. Vakit namazlarını kılarak. Evet, namaz 5 vakit namaz mümine farz olduğu için bu namazları kılarak bu vazifeyi yerine getirmiş olur. Kur'an-ı Kerim okuyarak. Evet, Kur'an-ı Kerim okunması ibadet. Ramazan orucunu tutarak farz bir ibadeti yerine getirerek. Mevsimine göre beslenerek. Yani mevsimine göre beslenmediği zaman arkadaşlar Allah'a olan kulluk borcuna isyan etmiş olmaz ya da hani bunları bunu yapıp diğerlerini yapmadığında buraya delalet etmez arkadaşlar. Yukarıdaki gibi Allah Celle Celaluhu'ya şükreden birisi bu şükrünü hangi davranışlarla pekiştirmiş olmaz? Yani mevsimine göre beslenerek pekiştirmiş olmaz arkadaşlar. Şu üçünü yerine getirerek pekiştirmiş olur yukarıdaki özellikleri. Allah'ım beni yoktan var edip bana hayat bahşettin. Bunun için sana şükürler olsun diyoruz. Yani şu Allah'ın bizden yani hangi neyleri arkadaşlar şöyle diyelim. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak bunu yerine getirmiş olur. Mevsimine göre beslenerek değil. Verilen hadise göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Onun için bu da hayır olur. Müslim Zühd 64 hadis-i şerif arkadaşlar. Mümin sevinçli haline yüce Allah'a şükreder. Evet. Mümin üzüntülü olduğu zaman sabreder. Evet. Yukarıda ulaşılamaz diyor. Buna ulaşılır arkadaşlar. Bazı müminler sabretmekten kaçınır. Bu yanlış arkadaşlar. Müminin sabretmesine bakın şurada diyordu. Bu durum yalnız mümin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa da sabreder diyor. Bazı müminler sabretmekten kaçınır. Burada ulaşılamaz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı çıktı. Ama D'yi de okuyalım. Müminin sevap kazanması için pek çok yol vardır. Evet zaten burada başına sıkıntılı durum gelse de sevinecek durum gelse de ikisinden de sevap kazanabilir diyor. Buradan bunu çıkarıyoruz. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'i okumak bir ibadet ve salih ameldir. Kur'an insana doğruyu, iyiyi ve güzel ahlaka uygun olanı bildirerek doğru yolu gösterir. İnsana dünya hayatı hakkında ilkeler sunar ve ahiret hayatını tanıtır. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kur'an okumak ibadettir. Evet. Kur'an insana doğru yolu gösterir. Evet, bizim yaşam rehberimiz arkadaşlar. Bizi dünyada ve ahirette mutlu olmamızı sağlayacak. Yani ahiret sınavını kazanmamızı sağlayacak bir rehber arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in size iki emanet bırakıyorum. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri de benim sünnetim dediği. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bizim yol göstericimiz. Kur'an insana dünya hayatı hakkında ilkeler sunar. Evet. Kur'an insanlık tarihi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Arkadaşlar Kur'an bir tarih kitabı değildir. Dolayısıyla hani insanlık tarihi hakkında ayrıntılı bilgi vermez ama peygamberlerin kıssalarına değinir. O hataları bizlerin de yapmamız için ve onlardan ders çıkarmamız için bize peygamberlerin kıssalar hakkında bilgi verir ama ayrıntılı bir tarih bilgisi vermez. Çünkü Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değil. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar.
Videonun altında yorumlarda arkadaşlar tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Başta söylemeyi unuttuk ama arkadaşlar diğer videolarda bu dipnot olsun. Videonun hızı şayet sizler için hızlı veya yavaşsa oynatma hızından hızı kendinize göre arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Bazen yavaş anlatıyoruz. Hocam işte 10 dakikalık videoyu 20 dakika anlatmışsınız. Hani sonuçta sınavınız var biliyorum. Hani ne kadar kısa zamanda çok şeye bakarsanız çalışırsanız sizin için iyi olacaktır. Dolayısıyla oynatma hızını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı veya yavaşsa. Hızlı diyenler oluyor. Yavaş anlatıyoruz. Hızlı yavaş diyenler oluyor. Hızlı anlatıyoruz. Çok hızlı anlatmışsınız diyenler oluyor. Orta yolda anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir kolaylık var. Oynatma hızını istediğimiz hıza ayarlayabiliyoruz. Düşürebiliyoruz veya yükseltebiliyoruz. İnşallah arkadaşlar buna benzer sorular çıkar veya aynısı çıkar. İnşallah bütün derslerde sizlere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sadece bu derste değil. Bütün derslerden inşallah 100 güzel notlar alırsınız, 100 alırsınız. İnşallah takdirle bu dönemi kapatırsınız diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki yazılı hazırlık videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah zihin açıklığı versin. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.